Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Edersül erbaune min suretil en'am. Sizin işler. Hı? Doğrusu 40. Bugün Nesefi tefsirinin Suretul En'am'ın 40. dersini okuyoruz. 102. ayetinden itibaren. Zalikum za ismul işarettir. Li muşaru ilihinin bayit olduğunu bildiriyor. Kum muhatabın cemaat olduğunu bildiriyor. Zali, za, o, kum, size diyorum. Bu za lefsi işaretun ilel mevsufi bima takademe mines sifati. Geçirdiğimiz sıfatlarla mevsuf olan zata geliyor. Anlıyorsunuz değil mi? O ki bedi'u semavat ardi. O ki ona veled yoktu, sahibet yoktu. Her şeyin haliki, her şeyi bilendi. Zalikum, o mevsuf, bu sıfatlarla mutasif olan zat. İşaretun ilel mevsufi bima takademe mines sıfat. Bildiniz değil mi? Bu geçirdiğimiz sıfatlarla muttasıf olan zat. Ve huve muhtedeun. Za nedir? İsmi işaretin marifedir, muhtedeun. Ve mabadehu. Mabadi Rabbukumdur. Huve haliku kulli şeyindir. Zalikumullah Allah'dır. Rabbukumdur. La ilahe illa huvedir, haliku kulli şeyindir. Bu mabadi hepsi ahbarun muteradifetun. Mane lefzleri farklı, maneleri aynı ahbarlardır. Muteradif haberlerdirler. Ve hiye Allahu Rabbukum, la ilahe illa huve, haliku kulli şeyin. Bildiniz değil mi? Vehiyye o ahbar-ı muteradife Allahu Rabbukum, la ilahe illa huve, haliku kulli şeyin. Bunlardırlar. Peki ve kavluhu fa'buduhu. Bunların sonunda fa'buduhu gelir. Orada ne var başında? Fa'i sebebiyet var. Fa'i sebebiyet o ki delalet ediyor makabli mabadına nedir? Sebebdir. Burada o durum var mı? Evet diyor. فَعْبُدُهُ مُسَبَّبٌ an مَدْمُونِ الْجُمْلَةِ Makabildeki mubtada haberin mezmununa, makabildeki cümlenin manasının müsebbibidir. Makabildeki cümlenin mezmunu ona sebep, o ona müsebbib. Hakikaten öyle mi? Evet. اَيْ مَنْ اِسْتَجْمَعَتْ O kimse ki ona cem olmuş, lehu ona hazihi sıfatu. Bu söylediğimiz sıfat uluhiyettir, rububiyettir, halik-u kulli şeyindir, la ilahe illa huvedir. O kimse ki ona bu sıfatlar ne olmuşlar? Cem olmuşlar, hepsi kendisinde bulunmuşlar. Kâne huvel hakike bil ibadeti. O ibadete nedir? Hakiktir. Layıktır. Fa'buduhu. Siz neydin? Ona ibadet edin. Ey men istecme'at lehu hazi sıfatu kâne huvel hakika bil ibadeti. İbadete o nedir? Layıktır. Madem ibadete layıktır. Fa'buduhu. Siz neydin? Siz ona ibadet edin. Ha. Bakın bu sıfatların birinde cem olunca o ibadete ne olur? Müstahak olur. İman müstahaksa fa'buduhu. Bana ibadete müstahak olmak fa'buduhu emrine nedir? Sebeptir. O zaman buradaki fanın mabadi makabildeki cümlenin medmunu ku nedir? İstecmat lehu hazi sıfatu kanuvel hakka bil ibadetine neydir? Müsebbibidir.
Bu cümlenin mezmunu mabada sebep. O zaman faiz sebebiyet gelebilir tam yeridir. Ve la ta'budu bak fa'buduhu ve la ta'budu men dunehu. Bak o da vardı ben fark etmedim. Ona ibadet edin ve la ta'budu men dunehu min ba'di halqihi. Onun gayrisi halkın mahlukatların badisine ibadet etmeyin. Mert anladınız mı? Ey men işte istecmaat lehu hazi sifatu kana vel hakika bil ibadeti öyleyse fa'buduhu ve la ta'budu men dunehu min ba'di halqihi. Ve huve ala kulli şeyin vekil. Ve huve ala kulli şeyin vekil. Allahu Zülcelal her şey üzerine nedir? Vekil. Ve huve muhtedam vekilun huvenin neydir? Haberidir. Ala kulli şeyin vekilüne mutaalliktir. Ne olmuş? Mukaddem olmuş hasır için. Ne demek ey huve Allahu Zülcelal bu sıfatlarla mevsuf ma tilke sıfati bu sıfatlarıyla beraber o Allah'dır, Rab'dır, ondan başka ilah yoktur, her şeyin halıkıdır. Bunlarla beraber malikun li kulli şeyin her şeyin malikidir. Minel erzaki rızıkların maliki vel acali ecellerin maliki rakibun alel a'mali kullarının abidlerinin amellerinin rakibidir gözetleyicisidir yani amellerinden haberdardır ne yaptıklarını bilendir oldu Zalikum işaretun ilel mevsufi bima taqaddeme minas sifati ve huve mubtada ve ma ba'dahu akhbarun mutaradifetun ve hiye Allahu rabbukum la ilahe illa huve khaliqu kulli şeyin ve kavlu fa'buduhu sebebun en mezmunil cümleti ey men istecmaat lehu hazi sifatu kan huvel hakika bil ibadetim fa'buduhu ve la ta'budu men dunehu min ba'di halqihi ve huve ala kulli şeyin vekil ey huve ma tilke sifati malikun li kulli şey minel erzaki vel acali rakibun alel a'mal. Oldu mu olmadı? 103. ayete geçelim. La tudrikul ebsar ve huve yudrikul ebsar ve huve latiful habir. Gözler onu bilemezler ama o gözleri iyi bilir. Ve huve latiful habir latiftir. O zaman gözler ona göremezler, o görebilir. El-Habiru her şeyden haberdar. Latiftir, gözler ona görmezler. Habirdir, o her şeyi görür, bilir. Biri ona göre, biri ona göre. Şimdi Mu'tezileler akide olarak bize epey konularda testirler. O konulardan biri diyorlar Allah görünmez. Ne dünyada ne ahirette Allah görülmez. Delilleri len terani Allahu Hazreti Musa ya Rabbi ben seni görmek istiyorum. O demiş beni göremezsin. Delilleri biri de budur. Bak diyor la tudrikul ebsar. Gözler onu görmezler. Ve o yudrikul ebsar. Oldu. Keşşafa bakın bu ayeti şey etmiyor. Kendi yani mutezilelere göre mani ediyor. Bir bakalım bu ayetin manası nedir? Gerçekten mutezilelere delil olur mu olmaz mı? Bu ayette iyi bir bakalım. La tudrikul ebsar la tuhitu bihi. Ha. Ebsarlar onu ihate edemiyorlar. Burada idrak demek ihate demek. Bildiniz değil mi? Yani gözle onu görmüyorlar değil. Onu dört taraf ihate edemezler. Doğru. Allah'ın belli bir cismi yok ki gözü onu gören göz onu ne etsin? İhate etsin. Ev ebsarum men sebeke zikrum yakuta tudrikum aynı bizim bildiğimiz zahiri mana görmektir. Ama zikri geçen kafirler, münafıklar
وَجَعْلُوا اللّٰهِ شُرَكَى الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَوْ بَنِينَ وَبَنَاتِينَ. Hani bunlar, bu bahsi geçenler Allah'ı görmüyorlar. Ya ebsardan murat, bu geçirdiğimiz kafirlerin ebsarıdır. Ya idraktan murat ihaten, ya idraki ihate ile tefsir ederiz. Ya ebsarları geçirdiğimiz kişilerin ebsarına kaydandırırız. Yani ya idraki tahsis ederiz, idrak demek ihate demek. Ya ebsarları tahsis ederiz, geçirdiğimiz müşriklerin ebsarları. Ve teşebbüsül mu'tezileti bihazil ayeti, bak söylüyor, mu'tezilelerin bu ayete dayanması, la yüstetebbu, yahut da la yestetibbu. Yestetibbu yok bizim. Badışe'de mi var? Yes. Ne? Yok bizde var sıra. Badışe'de var mı? Yok. Yestahricu tebbeden, tebbe manıtam. Allah-u Alem. Ve teşebbüsül mu'tezileti bihazihil ayeti la yestetibbu. O istidlalların ne olmuyor? Tamam olmuyor. Yani bu ayetle ne diyorlar? Bu ayetle teşebbüs ederler. Bunu kendilerine delil gösteriyorlar. Halbuki bu ayette teşebbüs etmek ne olmuyor? Tamam olmuyor. Yani ona tam delil olmuyor. Odur odur. Başyazılıdır. Benimki tam okunmuyor. La yestetibbu. Yani la yetimu. O teşebbüs ne olmuyor? Tamam olmuyor. Niye? Bu ayet onlara delil olmaz. Bu ayete teşebbüsleri ne olmuyor? Tam olmuyor. Anlıyorsun Ahmet? لِأَنَّ الْمَنْفِيَ burada nef edilen كُلَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْسَارِ diyoruz. Huvel idrakul lerru'yetu. Burada nefedilen idraktır. Nefedilen idraktır. Ru'yet değildir. Allah-u Zülcelal diyor, la tüdrükül ebsarlar onu idrak etmiyorlar. Demiyor, ebsarlar onu görmüyorlar. Peki bir dersen nefedilen menfi idraktır, ru'yet değil. İdrak ne demek? وَالْاِدْرَاكُ هُوَ الْوُقُوفُ عَلَى جَوَانِبِ الْمَرْئِيِّ وَحُدُودِهِ. İdrak, görünen kişinin atraflarına vakıf olmak, hududlarına, uzunluğunu, genişliğini, öyle değil mi? Dört tarafına vakıf olmak demektir. İdrak, tam manasıyla bilmek demektir. Yoksa gözle görmek değil. Burada nefedilen idraktır, ru'yet değildir. İdrak da ne demek? Mer'inin cevaniblerine vakıf olmak, mer'iyi ihate etmektir. Oldu mu olmadı? وَمَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ. O şey ki hududlar, bak, idrak ne demek? Bir şeyin hududlarını ihate etmek. Öyle değil mi? Peki Allah'ın hududları var mı? Genişliği, uzunluğu, kalınlığı var mı? Yok. وَمَا يَسْحَلُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ. O zat ki hududları muhaldir. Hududları yok. وَالْجِهَاتُ. Sağ, sol, ön, arkası olmayan. يَسْتَحِلُ اِدْرَاكُ. O kişinin idraki muhaldir. Doğru. Allah'ın idraki muhalliye. İdrak demek hudud cihatlarını ihate etmektir. Allah'ın ne hudud var,
ne cihat var ki hataki idrak edersin, ihate edersin. İdraki muhaldir, doğru muhal. Ama la ru'yetuhu, ru'yeti muhal değildir. İdraki muhal, ihate edilmez. Atrafları, cihatları ihate edilmez, yok ki ihate edersin. Ama ru'yeti muhal değil. فَنُزِّلَ الْاِدْرَاكُ مِنَ الْرُّيَّةِ Yani idrak ile rüyeti karşılaştırıyor. فَنُزِّلَ الْاِدْرَاكُ مِنَ الْرُّيَّةِ فَنَزَّلَ فَنَزَّلَ Allahu Zülcelal فَنَزَّلَ Allahu Zülcelal. Bildiniz değil mi? فَنُزِّلَ Allah tarafından ne yapılmış? Nazil edilmiş. Fark etmez. فَنَزَّلَ الْاِدْرَاكَ اللّٰهُ زُلْجَلَالْ İdraki nazil etmiş مِنَ الرُّيَّةِ Rüyete karşı idraki nazil etmiş مَنْزِلَتَ الْاِحَاتَةِ مِنَ الْعِلْمِ مَنْزِلَتَ الْاِحَاتَةِ مِنَ الْعِلْمِ Anlıyorsunuz değil mi? Yani İlim menziletel ihateti minel ilmi. Bak, bilmek var, ihate etmek var. İhate ilme nispeten ne ise idrak da rü'yete nispeten odur. Fenezzelel idraki yahut da fenuzilel idraku minel rü'yeti menziletel ihateti minel ilmi. Ahmet, anlıyorsun. Yani ilim, ihate, aralardaki konum, durum ne ise idrak, rüyet de öyledir. Öyle değil mi? فَنَّفِلْ اِحَاتَةِ İhatenin nefi, hani dedik ya, ihate ile ilim ne ise. فَنَّفِلْ اِحَاتَةِ İhatenin nefi. Diyelim falan kez falan şeyi ihate etmedi. اَلَّتِ O ihate ki taqtedi l-vukufa alel cevanibi vel hududi. Alel cevanibi vel hududi. Yani o ihate ki cevanibların vukufunu, hududların vukufunu ne ediyor? İstiyor. Ve nefyül ihateti leti taqtedi l-vukufa alel cevanibi vel ihateti. Böyle bir ihateyi nefetmek. Ben diyorum ne? Emrullah ne etmiyor? Emrullah falan kese ihate, falan şeyi ihate etmemiş. Yani dört taraftan ihate etmemiş, çembere almamış diyoruz. O, la yahtedi nefyel ilmi bihi. Emrullah o şeyi bilmez anlamına gelmez. Olabilir ki ihate etmemiş. Bütün cevaniblerine, hududlarına ihate etmemiş olabilir. Ama onu bilmez anlamına gelmez. İhatetin nefi, ilmin nefini ne etmiyor? Gerektirmiyor. Öyleyse faha keza haza. Aynı onun gibidir haza bizim söylediğimiz. İdrak ile rü'yet. İdrakın nefi, yani hududları, cevaniblerini ihate etmenin nefi, rü'yetin nefine nefini gerektirmez. Adam bir malumu idrak etmeyebilir. Cevaniblerini bilmeyebilir, hudutlarını bilmeyebilir. Ama buna rağmen görebilir. Öyle değil mi? Neyin nefi neyi gerektirmiyor? İhatenin nefi, ilminin nefini gerektirmediği gibi burada Allah-u Zülcelal'ın idrakının nefi İdrakının ne? Nefini, rü'yetinin nefini gerektirmez. Oldum. Bu birinci delil. İkinci husus, ala. Bu alaya ilave denilir. Alaya ilave. Yani ala üstelik. Bu zaten öyle. Üstelik enne mevridel ayeti. Bu ayetin vurud alanı. Bu ayetin ne? Vurud alanı. Bu ayet niye varid olmuş? Sebebi ne?
bu ayetten maksud ne? Oldu. Ala enne mevridel ayeti, ayetin vurud alanı, o nedir? Ve huve temedduh. Ayetin vurud alanı nedir? Mededir. Yüce Allah burada ne ediyor? Kendisini medhetmiyor mu? Medhediyor. Ayetin mevridi temedduhdur. Ala enne mevridel ayeti, bu parantez içi, tire, ve huve temedduhu nedir o da? Temedduhdur. Medh etmek, övülmek. Ala enne mevridel ayeti yücibu subute rü'yeti. Yücibu subute rü'yeti. Ayetin mevridi subutu rü'yeti ne yapar? Gerektirir. Yani Allah burada medh ediliyor değil mi? Ayetten gaya Allah'ı medh etmek midir? Evet. Bu rü'yetin subutunu gerektirir. Nefini değil. Ayetin mevridi subut-u rü'yeti gerektiriyor. Niye? Sebep diyor iz nefyu idraki ma yestahilu rü'yetuhu. İz nefyu idraki ma yestahilu rü'yetuhu. Diyelim o Allah ki rü'yeti muhaldir. Rü'yeti nedir? Onun idraki nefetmek. La temedduhe fi. Diyelim Allah görünmüyor. Allah ne etmiyor? Görünmüyor. Allah-u Zülcelal da kendi övüyor. Diyor, gözler beni idrak etmez. Ya zaten sen görünmeyen türdensin. Gözlerin görmemesiyle, idrak edilmemeyle övülmez ki. Bildiniz değil mi? Ben diyorum, ben yerde yürürüm. Zaten yerde yürürüm. Bununla övünmeme gerek yok. Öyle değil mi? Veyahut da ben diyorum havada yürümek muhal, örfen muhal değil mi? Muhal. Ben diyorum ben havada yürümüyorum. Övülüyorum. Ya zaten havada yürümek muhaldir bana. Örfen olmuyor. Bunun nefiyle övülmenin gereği yok. Eğer Allah gözlerle görünmüyorsa, Allah görünmeyen bir tür ise, niye dört ebsarlar onu idrak etmiyor, niye bununla övülsün? Zaten görünmeyen türdendir. Bakın, ayetin mevridi konedir, temedduhdür. Subutu rü'yeti, rü'yetin subutunu gerektirir. Demek ki Allah-u Zülcelal'ın rü'yeti var, ama gözler onu ihate etmiyor. Ha, o zaman meledir. Yani Allah göründüğü halde, mer'iyatlardan olduğu halde gözler onu idrak edemiyor. Bak bu mert görünüyor. Ama gözler onu idrak eder, ihate eder. Görünen her mahluk ihate edilir, idrak yapılır. Ama Allah-u Zülcelal görünen bir halıktır. Ama buna rağmen gözler onu idrak etmiyor. O kadar büyük azamet kibriyasından dolayı gözler onu ihate etmiyor. Tekrar ediyorum. Anladınız değil mi? Ala enne mevridel ayeti ve huve temedduhu yücibu subute rü'yeti. Niye? Niye subute rü'yeti gerektiriyor? İz nefyu idraki ma yestahilu rü'yetuhu. Rü'yeti muhal olan bir şeyin idrakinin nefi la temedduhe fî. Ne yok? Ölmek yok. Niye? لِأَنَّ كُلَّ مَا يُرَى. La yura der misin ki? La var mı? Benimki la yok, yanlış. لِأَنَّ كُلَّ مَا لَا يُرَى. Görünmeyen her şey la yüllekü idrak edilmez. Allah niye övülsün? Madem Allah Allah görülmemiş olsaydı onun adam-ı idrakiyle medh olmaz. Niye? Ya görünmeyen her şey idrak edilmez. Bu Allah'ın has bir haslet değil. Allah görünmeyen türdendir. Tamam, görünmeyen türden olan her şey idraki yok. La yudrakudur.
Allah niye buna övünsün? Gözler Allah'ı ne etmiyor? İdrak etmiyor. Görünmüyor, görünmeseydi zaten idrak edilmezdi. Görünmeyen her şey idrak edilmez. Allah niye buna övünsün? وَاِنَّمَا تَمَدُّحُ Ancak temedduh medeh bir nefil idraki. İdraki nefil olur. مَا تَحَقُّقِ الرُّؤْيَةِ Ha. Allah'ın rü'yeti muhakkaktır. Allah görünebilir. Bununla beraber idrak edilmez. Yani atraflarıyla, cihatlarıyla, hudutlarıyla bilinmez. Ha, o zaman rü'ye ne olur? Medeh temedduh gerçekleşir. Hakikaten gerçekleşir mi? Evet. İz intifa'uhu, idrakın intifası, ma'a tahakkukur rü'yeti, rü'yetin tahakkukuyla beraber, iz intifa'uhu, iz intifa'uhu, ma'a tahakkukur rü'yeti, rü'yetin tahakkukuyla beraber, İdrakın intifası delilu irtifai nakiseti tenahi vel hududi anizzati. Bakın iz intifa'uhu idrakın ne? İntifası ma'a tahakkuki rü'yeti rü'yetin tahakkukiyle beraber yani Allah Celle Celaluhu'nun neyi var? Rü'yeti var. Ama bununla beraber ne yapılmıyor? İdrak edilmiyor. Bu delilu irtifai nakiseti tenahi vel hududi. Tenahi hududun tenahi ve hudud nuksanlığının irtifaının delilidir. Allah-u Zülcelal'da demek ki nihayet bulma nuksanlığı, cihetlerin olma nuksanlığı yoktur anizzati. Delilü irtifai nakiseti tenayi vel hududi anizzati. Anlıyorsunuz değil mi? Bildiniz mi? Ha. Demek Allah'ın rü'yeti var. Bununla beraber idrak yok. Demek Allah'ın tenahisi yok. Allah'ın demek hududları yok. Hududları olan, nihayeti olan, sonucu olan şey nakıs olur. Allah-u Zülcelal'da tenahi hudud tenahi ile hudud nuksanlığından nuksanlığı Allah'tan kalktığının delilidir. Allah görünüyor ama idrak edilmiyor. Demek ki tenahisi yok. Demek ki Allah-u Zülcelal'ın hududları yok. Allah'da bu eksiklik demek yok. Bakın tekrar ediyorum. وَاِنَّمَا تَمَدُّحُ بِنَّفِ الْاِدْرَاكِ مَا تَحَقُّقُ رُّيَّتِ Rüyyetin tahakkukuyla beraber idrak yoksa burada medeh var. Niye? اِذْ اِنْتِفَاءُهُ مَا تَحَقُّقُ رُّيَّتِ Tahakkuku rüyyetle beraber idrakın intifası delilu irtifai nakiseti tenahi vel hududi anizzati Hudud, tenahin noksanlığının zattan kalktığının delilidir. Allah görünüyor, idrak edilmiyor. Demek ki tenahisi yok ki görünsün. Demek ki cihetleri yok ki görünsün. Delil, irtifaya idaf olmuş. İrtifa, nakisete idaf olmuş. Nakiset, tenahi hududen idaf olmuş. Nakisetin tenahiyeye idafesi beyan edilir. O nakiset ki tenahi hududun kendisidir. O zaman ayetten ne ortaya çıktı? Allah idrak edilmiyor demek ki görünüyor, idrak edilmiyor. Demek Allah'ın rü'yeti var. O zaman fekanetil ayetu hücceten lena aleyhim. Mu'tezilelerin aleyhinde ayet ne oldu? Ayet hüccet oldu. Fekanetil ayetu hücceten lena aleyhim. Ayet bizim için mutezilelerin aleyhine delil oldu. Bize delil oldu. Onlara delil değil. وَلَوْ اَمْعَنُوا Benimki en'amudur. Sizinki nedir? En'amu. En'amu mudur? Evet. Yanlış. En'anu.
Ha. Benimki de en'amu yanlıştır. Seninki mer en'amu. Yanlış. Ve lev en'anun nezere fiha. Eğer mu'tezileler bu ayete nezerlerini iman etseydiler, nezerlerinin tefekkürlerini derine indirseydiler, lahtenemu. Lahtenemu. Onlar ganimet ederlerdi. Neyi ganimet bulurlardı? Ettefassiye an uhdetiha. Ayetin demaniyetinden kurtulmayı ganimet ederlerdi. Yani onu kazanırlardı. Bakın, وَلَوْ اَمْعَنُ نَزَرَ ف۪يهَا. Eğer onlar bu ayetten nezerlerini derinleştirmiş olsaydılar, iyi bu ayete tefekkür etseydiler, bu ayetin mevridi temedduh olduğunu, bu rü'yetin cevazını gerektirdiğini bilseydiler, lahtenemu, onlar ganimet elde ederlerdi. Neyi ganimet yaparlardı kendilerine? Ettefassiye an uhdetiha. Yani ayetin demaniyeten kurtulmayı ganimet ederlerdi. Yani ayetin gerektiğini bilirlerdi. Ayetin hakkını verirlerdi. Ayetin demaniyeten sorumluluğundan kurtulmuş oluyorlardı. Derlerdi ki, ayet herhalde diyor ki, Allah-u Zülcelal göründüğü halde idrak ediliyor. وَمَنْ يَنْفِ الرُّؤْيَةَ. Kim rü'yeti nef ederse, يَلْزَمُهُ نَفْيُ اَنَّهُمْ مَعْلُومٌ مَوْجُودُ. Bakın, kim Allah'ın rü'yeti nef ederse, Allah-u Zülcelal malum mevcud olduğunu da nef etmesi lazım. وَمَنْ يَنْفِ رُؤْيَةَ. Kim rü'yeti nef ederse, يَلْزَمُهُ نَفْيُ اَنَّهُ مَعْلُومٌ مَوْجُودٌ. Allah'ın rü'yeti yok diyenler mecbur, Allah malum değil, mevcud değil demeleri lazım. وَاِلَّا. Eğer desek hayır, rü'yet nef edilebilir, malum mevcud nef edilmeyebilir, o onu gerektirmez dersek, فَكَمَا يُعْلَمُ مَوْجُودًا. Hani deseler, zaten mevcudu inkar etmezler Mu'teziler. Sade mer'i olduğunu inkar ederler. Biz diyoruz, eğer siz rü'yeti inkar ederseniz, malum mevcud olmasını inkar edersin. Ve illa eğer derseniz, yok, malumdur, mevcudur ama mer'i değil. Fekema yu'lemu mevcuden bila keyfiyetin ve cihetin. O zaman Allah malum diyorsun değil mi? Keyfiyeti var mı? Hayır. Ciheti var mı? Hayır. O zaman nasıl Allah keyfiyetsiz, cihetsiz, malum ise bi hilafi kulli mevcudin. Bakın, bütün mevcudlar öyle değil. Bütün mevcudatlar malum olan keyfiyet cihetle nedir? Malumdur. O zaman fe kema yu'lemu mevcuden bila keyfiyetin ve cihetin bi hilafi kulli mevcudin lem yecuz en yura bila keyfiyetin ve cihetin. Kema yu'lemu mevcuden bila keyfiyetin ve cihetin bi hilafi kulli mevcudin lem yecuz en yura limme değil mi? Limme oldu. Benimki o yok. Benimki limme yok. Çünkü limme de değil mi? Ve illa fekema yu'lemu mevcuden bila keyfiyetin ve cihetin bi hilafi kulli mevcudin. Bütün mevcudlara hilaf olarak nasıl keyfiyetsiz mevcud ise limen lem yecuz. Niye caiz değil en yura bila keyfiyetin ve cihetin bi hilafi kulli mevcudin. Her mevcuda hilaf olarak niye keyfiyetsiz? Her mevcuda. He? Kulli mevcudin.
kullu mer. Kullu mer'i. He, bihlaf kullu mer'i. Tamam, ben ne dedim? Mevcut. Yok. Bence de öyle. Limellem yecüz, niye caiz değil en yura Allah-u Zülcelal'da görünsün bila keyfiyetin ve cihetin bi hilafi kulli mer'iyin. Yani nasıl Allah-u Zülcelal bütün mevcudların hilafince mevcude bila keyfiyettir, nasıl kulli mer'inin hilafince mer'i bila keyfiyet cihet olmasın? Niye? Yani Allah-u Zülcelal hani rüyete gelince yok, niye işte rüyet ihataya gerektirir, şunu getirir, bunu gerektirir. Allah'ın rüyetini mahlukatların rüyetine kıyas ediyorlar. Biz diyoruz Allah var mı? Var. E varsa onun vücudu keyfiyetli mi, cihetli mi? Hayır. Diğer mahlukatlara muhalif olarak Allah-u Zülcelal'ın vücudu keyfiyetsiz, cihetsiz mi? Evet. Peki o zaman Allah-u Zülcelal'ın rü'yeti de diğer mer'ilere muhalif olarak keyfiyetsiz, cihetsiz niye olmasın ki? Niye siz Allah'ın rü'yetini diğer mahlukatlara kıyas ediyorsun, vücudu kıyas etmiyorsun? Eğer buna dayanarak Allah'ın rü'yetini inkar ederseniz vücudunu da inkar etmeniz lazım. Onu inkar etmiyorsanız mevcudur ama keyfiyetsiz, cihetsiz diyorsun. Diğer mahlukatlar gibi mevcut değil. O zaman Allah da mer'idir, keyfiyetsiz, cihetsiz mer'idir, diğer mer'ilerin rü'yeti gibi değil. Öyle değil mi? Eğer siz bu şekil mevcudiyetini, malumiyetini kabul ederseniz bu şekil rü'yetin mer'i olduğunu da kabul etmeniz lazım. Tekrar ediyorum. وَمَنْ يَنْفِي رُؤْيَةَ رُؤْيَةِ نَفِيدًا يَرْزَمُ النَّفِيُ اَنَّ مَعْلُمٌ مَوْجُدٌ. Yüce Allah malum mevcud olduğundan nef etmesi gerekiyor. Ve illa, eğer dersek hayır o bunu gerektirmiyor. Mevcuddur, malumdur ama mer'i değil. O zaman فَكَمَا يُعْلَمُ مَوْجُدًا بِلَا كَيْفَةٍ وَجِيَتٍ بِخِلَافِ كُلِّ مَوْجُدٍ. Bütün mevcudların muhalifi olarak nasıl keyfiyet cihetsiz malum mevcud ise لِمَنْ لَمْ يَجُزْ اَنْ يُرَى بِلَا كَيْفِيَتٍ وَجِهَتٍ بِخِلَافِ كُلِّ مَرْئِيٍ. Her mer'iye muhalif olarak niye cihetsiz, keyfiyetsiz görülmesin? Anlıyorsunuz değil mi? وَهَذَا niye böyle kıyas ediyoruz? لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ تَحَقُّقُ الشَّيْءِ بِالْبَسْرِ لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ تَحَقُّقُ الشَّيْءِ بِالْبَسْرِ كَمَا هُوَ. Rü'yet bir şey olduğu gibi tahakkuk etmesidir. لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ rü'yet nedir? تَحَقُّقُ الشَّيْءِ بِالْبَسَرِ كَمَا هُوَ. Rü'yet bir şey olduğu gibi cismiyle, rengiyle, her şeyle gözle onun tahakkuku demektir. Onu ispat etmesi demektir. Rü'yet budur. فَاِنْ كَانَ الْمَرْئِيُّ فَاِنْ كَانَ الْمَرْئِيُّ. Eğer mer'i fil ciheti bir cihette ise yura fiha o cihette ne yapılır? Görünür. وَاِنْ كَانَ لَا فِي الْجِهَتِ. Eğer mer'i cihet değilse bir de bize fil cenneti de var. He? Fil cenneti. Öyle değil. فَاِنْ كَانَ الْمَرْئِيُّ فِي الْجِهَتِ. Cennet olmaz. فَاِنْ كَانَ الْمَرْئِيُّ فِي الْجِهَتِ. Görünen şey, bak şu an mert benim sağımdadır. Görünen merttir, bir cihettedir. Yurafiha, o cihette ne yapılır? Görünür. وَاِنْ كَانَ لَا فِي الْجِهَتِ. Görünen bir cihette değilse, diyelim görünen Allah'tır. Onun bir neyi yok, ciheti yok. O zaman yura görünür, lafiha. Görünür ama cihetsiz görünür. Yani onlar diyorlar Allah görünseydi o zaman bir sağda, solda, önde, arkada bir yerde olması lazım, cismi olması lazım, nihayeti, hududları olması lazım. Hayır. Nihayeti, hududu, ciheti olanlar ne yapıyorlar? Hani o çocukları ben söyle, yeni şivirlik alın. Hani biz dışarı bakma. Git git git, koş. Pencereyi vur. Hani elini vur. Şöyle gel, kapanı çıkar. Yarın gelin.
geldin, tamam. Anladınız değil mi? فَاِنْ كَانَ الْمَرْءُ فِي الْجَاتِ يُرَى فِيهَا وَاِنْ كَانَ لَا فِي الْجَاتِ يُرَى لَا فِيهَا. Oldu mu? Sintide cennet midir? Cihet, tamam. Mesela anladınız değil mi? Yani Mu'tezile'nin yanılması, Allah görünmüyor, görünse Allah'ın rü'yetini ne yapıyorlar? Allah'ın rü'yetini, mahlukların rü'yetine kıyas ediyorlar. İşte cihet, nihayet, hudud olması lazım. Allah'a bunlar yoksa rü'yeti de yok. Ya öyle değil. Ciheti, hududları olan cihette görünür, hududları görünür. Hududlarda görünür. Ama ne? Ciheti olmayan, hududu olmayan, o da hudutsuz, cihetsiz görünür. Bildiniz değil mi? Tamam. فَاِنْ كَانَ الْمَرْءُ فِي الْجَهَةِ يُرَى فِيهَا وَاِنْ كَانَ لَا فِي الْجَهَةِ يُرَى لَا فِيهَا وَهُوَ اللّٰهُ ذُلْجَلَالِ لِلُّطْفِ اِدْرَاكِ اِدْرَاكِ latif olduğu için يُدْرِكُ الْاَبْسَارَ ebsarları görür, gözleri görür. Ama tamam, وَهُوَ لِلُّطْفِ اِدْرَاكِ يُدْرِكُ الْاَبْسَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ Allah latiftir. Ne demek latif? الْعَالِمُ بِدَقَائِقِ الْاُمُورِ دَقَائِقُ الْاُمُورِ ne eder? Bilir. وَمُشْكِلَاتِهَا umurların müşkilatlarıyla bilir. الْخَبِيرُ خَبِيرdir. الْعَلِيمُ بِزَوَاهِ الْاَشْيَاءِ وَخَفِيَّاتِهَا yani latif, khabir arasında tekrar olmaması için latif الْعَالِمُ بِدَقَائِقُ dakaiqul umuri ve müşkilatiha umurların dakiklerini ve müşkillerini bilendir latif. Habir eşyaların zahirini bilen, hafiyat kısmını bilir. Ve huve min kabilil lafi ve neşri. Laf ve neşri nedir? Murakkeptir. Ve huve latifu لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْسَارِ gözler Allah'ı görmüyorlar. Niye? Çünkü latiftir. Latif, gözün görmediği bir şeydir. وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْسَارِ o gözleri görür. Niye? Çünkü habirdir. Eşyaların zahirini, batınlarını, hafiyatlarını, hepsini bilir. Bu şekilde lef-u neşre mürettep yapabiliriz. وَهُوَ الْلَطِيفُ Allah latiftir. O zaman gözler onu görmez. Habirdir. O gözleri ne eder? O gözleri görür. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Tamam. Kaçıncı ayete geldik? 104. ayete geldik. Burada duralım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.